Oktay? Vay. Oktay gelmiş. Ne haber lan? Ellerin boş mu geldin hayırsız? Ulan insan gelirken abisine bir şişe viski getirir be. Vallahi. Gümrükte kuyruk vardı abi, kusura bakma. Neyse. Babam içeride. Benim bulaşığım kaldıydı Oktay, kusura bakmazsın. Tabii yenge, bak sen işte, ben yabancı mıyım? Yani. Baba. Oktay, hoş geldin oğlum. Çalışıyordum ben de. Şu cümleyi unutmadan yazayım da sen salona geç, ben geliyorum. Yeter olan yaraları yeter. Kafamı şişirdiniz. Bakın, amcanız gelmiş. Hadi öpün elini. Nereye lan eşek herifler? Utandı çocuklar abi, var mı üstlerine? Babam gelmiyor mu? Geliyor, yazısını bitirsin de. İşler nasıl? İşte abi. İyidir, iyidir. İyi ki Emine'ye para gönderiyormuşsun. Ulan özlük üveylik mi yapıyorsun ha? Olur mu abi öyle şey? O kız çocuğu diye. Ne çocuğu lan? Koskoca evli barklı kadın. Kocası var, kaynı var, kayınpederi var. Yahu abilerin burada sürünürken sen el alemin adamına para mı gönderiyorsun? Ben elin adamlarına para göndermiyorum abi. Ben kız kardeşimize para gönderiyorum. Elin adamlarının yanında ezilmesin diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anan nasıl? Çok iyi, sağ ol. Oktay. Rakı içer misin? İçerim. Rakı bitti be. Oktay. Hadi bir büyük kap geldi. İçelim abi kardeş ha. Hadi.
Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Bir oda tutacaktım. Tabii. Kaç gün kalacaksınız? Oktay abi. Vay 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 vay. Ne haber abi? Ne zaman geldin? Yeni geldim Ahmet. Eve uğramadın mı abi? Yok. Saat geç olunca uyumuşlar da şimdi ya. Olur mu abi? Sami abi bu saatte yatar mı hiç? Ne bileyim, bu saatte basmayayım dedim üzere. Olsun olsun. Biz de gideriz. Yok, ben burada kalayım Ahmet. Hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Ya abi olur mu, hiç yabancı memlekete gelmiş gibi? Oktay abi akrabam. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. E hadi abi biz çıkalım. Ahmetciğim bak çok geç oldu. Abicim mümkün değil, bırakmam hadi. Kendin sabaha görüşürüz. Tamam abi, iyi geceler. Sana da. Ha, 204'ü sabah 7'de uyandıracağım, unutma tamam mı? Unutmam abi. Hadi abicim. Torbada ne var? Rakı. Gümrükten aldım. Oo, iyi iyi. Bir tek atarız abinin eve gidince. Vay anasını be. Kaç sene oldu abi? Komşu muydu ki? Kusura bakma Makbul abla. Bu saatte rahatsız ettim ama. Estağfurullah Ahmet. Annen içeride seni bekliyordu. Tuvalete girdiydi, şimdi çıkar. Girsenize. Yok yok. Biz hiç rahatsız etmeyelim. Oktay abim yoldan geldi, yorgun. Hoş geldiniz. Anahtarı unutmuşum da. Geldin mi? Babamlar Ali Galip abimle Köprülen tarafında maden aldılar. Zihin çıkartıyorlar. Çıkarabiliyorlar mı bari? İşte. Ancak kendi masraflarını çıkarıyorlar. Sermayeleri yok, kepçeleri yok. Her şey kiralık. Bütün kazandıklarını onlara harcıyorlar. 6 aydır dağ başlarında attıkları taş ürküttükleri kurbağaya değmez. İzin kaç gün? Vallahi bana bağlı Ahmet ama 10 günü geçirmem herhalde. Askerlik için geldim, Ankara'ya gideceğim, Gata'ya. 2 yıl önce bir iş kazası geçirdim. Belimde disk kayması oldu. 3 kez ameliyat oldum, hala da korseyle geziyorum. Rapor olup çürüğe çıkacağım. Yoksa asker olacaklar. Bedelli yapamıyor musun abi? Yapsam yaparım da Ahmet, bu halde niye yapayım? 20.000 marka sıfıra mı? Daha yeni zor bela dükkan açtım. Borç kırtlığa kadar neyle ödeyeceğim? Ben yatıyorum. Siz de fazla geç kalmayın. Hadi afiyet olsun. İyi geceler. Allah rahatlık versin.
Niye burada oturuyorsun? Az önce kalktım da rahatsız etmeyeyim diye şey etmedim. Olur mu öyle şey misafir gibi? Neyse ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ahmet birazdan uyanır. Sen de salona geç rahat otur. Geç kalmadan çıkayım ben. Cevap. Mustafa dayı ile Sami abiye selam söyle. Baş üstüne. Nasıl kalırsan doğru. Oteldeyim ben. Tabii. Hadi eyvallah. Aa, daha bir şey yemedin ki. Sağ ol yenge. Benim pek kahvaltı alışkanlığım yok. Ay iyi, sen bilirsin. Ben sana bir kahve yapayım. Zahmet etme. Ama ne zahmeti canım? Salonda şöyle karşılıklı içeriz. Afiyet babangille de görüşemez olduk. Kapat da falına bakayım. Sağ ol yenge, çıkayım ben. E ne olacak canım? 10 dakika sonra çıkarsın. Yok, ben çıkayım. Ben de sizi kahveye çağıracaktım. Ayşe çok güzel fal bakar da. Biz kahvemizi içtik Makbule'cim. Sağ olun, başka sefer inşallah. Neyse ben Ayşe'nin kahvesini içeyim bari. Hadi Allah'a ısmarladık yenge. Buyurun. Babangile selam söyle. Baş üstüne. Sağ ol abi. Allah'a ısmarladık demeye geldim. Bizimkiler Konya'ya gitmiş, ben de Ankara'ya geçeyim dedim. İşin bitince geleceksin mi geri? Tabii tabii. Bizimkiler de dönmüş olur herhalde.
Biz uğramadan dinleme. Zaten 40 yılda bir geliyor. Uğrarım, merak etme. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Benzin otomatiği bitmiş bunun. Ne yapacağız? Vallahi burada bulması çok zor. Öbür gün sabahtan Eskişehir'e gideceğim. Değiştir diyorsan bakıvereyim. Çok geç olur usta ya. Rodvenkiler uymaz mı buna? Uymaz. Yarın pazar olmasa siz gidip alın takıvereyim diyeceğim ama... açık dükkan bulamam. Burada kesin bulamaz mıyız? Vallahi isterseniz bir dolanın ama bulacağınızı sanmam. Biz gene de bir bakalım. Siz bilirsiniz. Sana zahmet şu kovayı bir doldurabilirsin. Ay ama belin sakat. Yok, o kadar şeyden bir şey olmaz. Yani. Ay Hayırdır anne? İçim geçmiş biraz. Oktay abi yok mu? Beli ağrıyormuş. Uzandı. Ben de burada uyumuşum. Dur ben bakayım şuna. Bırak uyusun. Yoğurt aldın mı? Aldım aldım.
Aslı oldun? Ahmet. Ahmet oğlum. Hadi kalk. Hadi. Günaydın. Nasıl oldu? İşte. Arkana dön de şunu süreyim. Ağrını alıverir. Dön hadi. Thank you.
Hayrola abi, nerelere daldın? Ne hiç. Dalmışım öyle. Sağ ol. Belin daha iyi değil mi? İyice. Babamın belinde de sakatlık var. Öyle seninki gibi ciddi bir şey değil ama arada tutuluyor. Valide onun üzerine deneye deneye gelişir bu merhemi. Ağrıyı şak diye kesiyor. Baban hafta sonları falan gelmiyor mu hiç? Gelmese daha iyi seni anlayacağım. Kahveni bitirdiysen geç, su ısındı. Tamam. Ben bir 10 dakika yıkanıp çıkayım abi. Tabii. Belin nasıl oldu? Daha iyi, eline sağlık. Bir sigara versene. Ahmet çıkınca sen de bir gece yıka. Bu yakık koku yapar. Falına bakayım. Gir. Sırtını sürtün de ateşe yemek koyacağım. Ahmet çıkmak üzere. Ondan sonra sen gir. Ben havlu falan almamışım yanıma. Ben sana temiz havlu çıkarırım. Zahmet etmeseydin. Thank you.
Sanayiye kaçta gideceksin abi? Öğleden sonra. Akşama doğru gideriz. İstersen gitmeden otele uğra. Beraber gidelim. Gerek yok, işinden kalmasın. Olur mu abi? Olur olur. Ben öğlendim nasılsa hallederim. Sen bilirsin. Bir durum olursa ararsın otelden. Hı. Dört dönelim. Take it on.
gece. Dün gece. Dün gece buraya gelecek cesareti bulabilmek için bir büyük içtim neredeyse. Pek bir şey anlayacak halim yoktu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Annesi gitti. Siz bu kadınla biraz fazla samimisiniz galiba. Niye ki? Ne bileyim, böyle zırt pırt gelip duruyor. Komiser ya. Bugün gitmeyeceksin değil mi? Torbayı koyuver. Kamil'in babası fenalaşmış, gece otelde ban kalacak. Nesi varmış? İnmeymiş. Aa! Hastaneye kaldırmışlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Oyalanıyoruz işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Aldın mı arabayı? Yok. Bitirememiş daha. Yarın akşama anca diyor. Keşke beni arasaydın. Araya başkasını almıştır. Neyse, acelen ne ya. Bir iki gün daha görmüş olur seni. Zaten 40 yılda bir geliyor. Temiz çorap da koydum, sabah değiştirirsin. Aa, hemen gidiyor musun? Yemek yeseydin bari. Resepsiyona komşu bakıyor. Hemen gitmem lazım. Kebap falan bir şey hallederim ben. Öyle. Abin gitmezsin daha değil mi? Bilmiyorum ki Ahmet. Arabanın durumuna bağlı. Ben yarın akşam anca çıkarım otelden. Gidecek olursan uğra mutlaka. Olur, uğrar. Hadi eyvallah. Güle güle. Kamil'e geçmiş olsun de. Olursa öyle. Hayret bir şey. Kendicecik adam ya. Boşver şimdi elin adamını. Allah şifasını versin. Sen şöyle üstüne güzel bir şeyler giy, dışarı çıkalım. Hı? Nereye çıkacağız? Gezmeye. Şöyle içkili, eğlenceli bir yere gidelim. Olmaz. Bir tanıdık falan görür. Hem burada öyle kadın erkek birlikte gidecek bir yer yok. İyi giyin sen. Şuradan bir taksi tutup Eskişehir'e gidelim. Olur mu ki? Keşke çıkmasaydık hiç. Ya bir gören olursa? Eskişehir'de kim görecek bizi? Ya Ahmet eve gelirse? Oteli bırakıp nasıl gelsin çocuk? Ne bileyim, korkuyorum işte. Korkma. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Hiçbir şey olmadan da döneceğiz. Hem olsa bile korkma. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz. Belki de 10 yıldır ilk defa İskender yiyeceğim. Afiyet olsun. Kalsın böyle yemek falan bilmez.
Yani bilir de sarhoş arkadaşlar rızık kullanmayabilir. Boşver şimdi Kasım'a. Ağzımızın tadını bozmayalım biz. Tereyağı ister misin? Nasıl? Sen ikimize de koy ama çok olmasın. Tabii efendim. Yabancı kadınların bizden ne farkı var? Bir farkı yok. Bir farkı yok da niye bizim bütün herifler turistlerin peşinden koşuyor? Meliklenen meraktan herhalde. Bence bunlar hafif kadın nasıl diye zannediyorlar. Onun da etkisi var tabii. Mesela yılbaşında bizim bütün adamlar Eyfel Kulesi'nde orada toplanır. Niye biliyor musun? Niye? Saat 12 olunca herkes birbirini öper o yüzden. Dudaktan mı? Millet birbirini yeni yılı kutluyor. Bunlar da fırsattan istifade. Bu Eyfel Kulesi'ni niye yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Ha, niye yapmışlar? Yani ne maksatta? Bilmem nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Gitmişler öyle şey gibi. O kadar kolay değil. Orada kurulu bir düzen var. İyi kötü para kazanıyoruz. Şimdi gelsem ne yapacağım? Burada bir iş açarsın. Ben burada iş mi açmam. Benim ömür billah yaşatacak parayı kazanıp öyle döneceğim buraya. Şimdi it gibi çalışıyorum. 5-10 yıl sonra bey gibi ağaç için. Ayşe. Efendim. Evime geldin misin? Nereye? Paris'e. Sana bir kahve yapayım, yorgunluğunu alır. Boş ver kahveyi. Birer duble daha içip yatalım hadi. Ben içmem. İstersen sana getireyim. Ya hadi kahve içelim madem.
saçtım. Niye şaşıyorsun ki? Ne bileyim. Benim sana bir şeyler öğretmem lazım ama sen her şeyi benden iyi biliyorsun maşallah. O işi bilmek için Avrupa görmeye gerek yok herhalde. Tabii gerek yok da yani. Bu derece sapıklığına kadar. Demin öyle demiyordun ama. Hani çok normaldi. Avrupa'da çok bundan özel kahveleri, kulüpleri bile var. Öyle de. Öyle de ne? Avrupalı yapınca iyi, normal biz yapınca sapıklık mı oluyor? Öyle demek istemedim. Şaşkınlıktan ağzımdan öyle çıktı. Kıskandın mı? Niye kıskanayım? Erkek olsa kıskanırdım tabii. Günaydın. Günaydın. Sucuk mu aldın? Ben de sabah sabah yine rakı içiyorsun sanmıştım. Allah Allah. Gizli gizli içtiğini bilmiyor mu? 40 yılda bir memlekete gelmişiz. Oralarda rakı bulunmuyor ki. Senden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Tamam canım, bir şey demedim. Ama bundan sonra sabah sabah öyle aç karnına falan içme. Emredersin sultanım. Dalga geçme. Dalga olur mu sultanım? Sen emret, beni hepten bırakayım rakıyı. Gerçek mi? Tabii. Zaten geri dönünce bırakacağım. Türkiye'ye tatile geldiğimiz zamanlarda içeceğim sadece. Senin kütüğün burada mı? Hı hı. Kütüğün buradaysa 2-3 günde verirler. Şimdi çok kolaylaştı. Asıl mesele vize almak. Ama hallederim ben, merak etme. Olur mu? Niye olmasın? Ahmet ne olacak? Ahmet çocuk değil ki, koca adam. Öyle ama bir tarz yüzüme bakmaz benim. Bakar bakar.
Yani ilk başta kızacak tabii. Ama sonra yatışır. Niyetimiz ciddi olduğuna göre gelir gönlünü alırız. Hem isterse onu da aldırırız sonra. Gelmez. Gelir gelir, niye gelmesin? O da üniversiteye yazdırırım ben onu, okur. Kaygılanma sen. Ben her şeyi halledeceğim. Vesikalık resmin var mı? Var. Sen onları hazır et. Bir de nüfus kağıdını. Ben bir saate gelelim çıkarız. Hadi yolla. Güle güle. Senin gelir diye baktım ama. Bir işimiz çıktı ya. Fena değil. Senin parçanın sıfırını bulamadım. Çıkma al ama çok demiş. Sıfır gibi. Beni Fransa'ya götürür mü? İki kere götürür getirir. Ondan demedim ben. Sonra Salih Usta çıkma parça taktın. Bize kazık attı falan demeyin diye söyledim. Estağfurullah. Bismillah. Tamam mı? Eline sağlık. Bir katkını verdin. Sağ ol. Borcun ne kadar?
Bilemem, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ayşe yengem burada mı? Yok. Evde değil mi? Yok. Bakkala falan gitmiştir herhalde. Buyurun içeride bekleyin. Yok sağ olun, ben sizi rahatsız etmiyorum. Ay Allah aşkına, olur mu canım? Buyurun, gelir birazdan Ayşe. Benim çarşıda ufak bir işim vardı. Ben bu arada onu halledeyim. Tekrar özür dilerim. İçeri ister misin abi? Yok, sağ ol. Borcum ne kadar? 8 milyon 4 milyon. Üstü kas.
neredeydin? Neredeydin? Ahmet içeride uyuyor. İçeri. Kamil'in babasına geçmiş olsuna gittik. Benimle gelmek istemiyor musun? İstiyorum. Niye beklemedin o zaman? Niye gittin? Ahmet gelip aldı. Ne yapaydım? Ne diyeydim? Oktay abim gelecek, pasaport almaya gideceğiz mi diyeydim? İsteseydin bir şey uydururdun. Hastayım derdin, bulurdun bir şeyler. O kadar kolay değil Oktay. Yalan konuştuğumu anlarsa ya. Ay niye böyle yapıyorsun Oktay? Günler torbaya mı girdi? Bugünün yarını yok mu? Yarın gideriz. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum. Ben giderim. Ha, ne olacak ki? Yarın gider başvuru veririm. Oktay. Niye böyle yapıyorsun? Ben de istiyorum gitmeyi. Benim hayatım kazık yemekle geçti Ayşe. Kime bir serviste bulunsam, bir iyilik yapsam arkamdan iş çevirdi. Babam bile 3 kuruşluk menfaati için bana kazık attı. Şimdi sana inanmak istiyorum. Bana kazık atma Ayşe. Arkadaşın babası nasıl oldu? Pek iyi değil. Bugün valideyle ziyaretine gittik. Adamın suratı kalmış. Sol tarafı hiç tutmuyor. Konuşamıyor, çok kötü. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Makbule abla, hoş geldin. Ay Allah aşkına rahatsız olmayın. Sigara böreği yapmıştım da kokmuştur. Size de getireyim dedim. Eline sağlık Makbule. Buyursana. Ben yemiştim ama. Hadi oturuvereyim. Rakı içer misin Makbule abla? Bilmem ki. İçeyim bari bir bardak. Ben bardak getireyim. İşinizi halledebildiniz mi bari Oktay Bey? Hallettim evet. Bugün Oktay Bey kapıda kalmış. Bana uğradı anneni sormak için. Siz de hastaneye gitmişsiniz. Ben de dedim. Bizde ayrı gayrı yoktur. Bunu içeride bekleyelim. Yemeklendim. Değil, bardak düştü. Nazar çatladı nazar. Eylem teri piş, kem gözleri şiş. Göz var bu kızın üstünde göz. Gözü olanların gözü çıksın. Buradaki işini hallettikten sonra postaneye gidip telefonu açtır. Ankara'dan seni arayacağım. Ne zaman dönersin? Bir aksilik olmazsa yarın akşam burada olurum herhalde. Telefonu açtırmayı unutma sakın. Unutmam.
kendine dikkat et. Nazlıcığım. Olur sen de. Telefonu unutma. Pencereden kar geliyor, aman annen gurbet bana zor geliyor, gurbet bana zor geliyor. Aman annem, bana zor geliyor. Ben öleyim sevdiğimi. Aman annem, o da bana zor. O da var değil mi? Tabii efendim. Kaç gün kalacaksınız? Bir gece. Kimlik alabilir miyim? Battaniye ister misiniz? Odalarda battaniye yok mu? Yok var. Ben ekstradan battaniye ister misiniz diye soruyorum. Yok istemez. Telefon var mı? Dışarıda mı?
iyi. Ben de seni özledim. Askerlik şubesinden sevk aldım. Yarın sabah hastaneye gidiyorum. Sen ne yaptın? İyi, tamam, tamam. Ben sonra ararım seni. Dördüncü kat, 403 numaralı oda. Teşekkürler. Doldur. Telefon var mı? Şurada masanın üstünde var. Alo Ayşe. Ben yoldayım. Senin konuşmana gerek yok zaten. Sen beni iyi dinle yeter. Eşyalarını hazırla, gelip seni alacağım. Bir an önce gitmemiz lazım. İzmir'den feribotla İtalya'ya geçeceğiz. Seni bavulda kaçak geçireceğim. Beni asker alıyorlar Ayşe.
Hoş geldin Oktay. Girsene. Allah seni inandırsın işte. Ben diyorum ya, bu evde hep nazar var, nazar var diye. Geçen gün Ayşe, ben yemek yiyeceğiz. Böyle eline uzatmasıyla... Hoş geldiniz Oktay Bey. Oktay abi, hoş geldin. Hoş geldin Oktay. Nasılsın? Acelem var deyince eşyalarını hazırlayıverdim Oktay. Hemen mi çıkacaksın? Thank you.